Cengiz Han 800 sene evvel Yasaname-i Büzürk isimli kanun kitabında, kanunlarında der ki ovalara ev yapılmaz. Ovalara ev yapıldığında o evi yıkın, yapanı öldürün. Allah ovaları ekmek için, tarım yapmak için yaratmış. Tepeleri ise ev yapmak için yaratmış. İşte biz şu an bir ovadayız. Yani bir daha sormak gerekiyor. Neden burada bir şehir var? Veya Türkiye'deki bütün ovalara şehir yapılan yerlerde, yerlerle alakalı sormak istiyorum. Neden şehir var ovalarda? Bu noktada devletin inşaat yaptığı kurum çok isabetli bir kararla hep dağlara, tepelere ev yapmış. 10 gün önce, 15 gün önce, bir ay evvel şurası bir evdi ve bu koltuklarda insanlar oturuyor ve bu koltuklarda çay içiyorlardı, kahve içiyorlardı. Bir ay evvel insanlara şu manzara olacak dense muhtemelen kimse inanmazdı ama maalesef bugün böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Dedim ya sözün bittiği yer, Allah bir daha bu millete, Allah bir daha bu devlete böyle bir acıyı yaşatmasın. Şimdi fay hatlarının kendine ait bir zamanlaması, bir kaderi var. Yani fay hatlarındaki kırılmalar jeolojik ve bilimsel bir izaha muhtaç. Allah'ın kaderidir, sünnetullah'tır. O sürekli kırılır. Mesele fay hattında değil. Mesele fay hatlarının üzerine yapılan şehirleşmelerde ve insanda. İnşallah ders almışızdır. İnşallah bir daha fay hatlarına rağmen, yıkıcılığına rağmen 500 yılda bir kırılan bu Hatay-Maraş fayı 500 yılda bir 200 bin, 300 bin insanın canını alarak buralardan gidiyor. 500 yıl oldu, yine böyle bir şey oldu. Biz inşallah fay hatlarının üzerinde tedbirleri arttırarak bunu lehimize çeviririz. Bu benim insani temennim. Olur mu bilmiyorum. İnşallah olur. Ancak bir kere daha söyleyeyim mi? Bu da benim son sözüm olsun. Kelimelerin, cümlelerin bittiği, bütün duyguların boğazda düğümlendiği yerdeyiz şu an. İçerisinde yaşamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde bulunan en eski caminin önündeyiz. Bir pagan tapınağıydı. Yapılış tarihi net olarak belli değil. Dolayısıyla binlerle ifade edilen, yani binlerle ifade edilen bir tarihlendirme dilimi içerisinde böyle bir tapınak vardı. Bu tapınak 330'lu yıllarda Roma İmparatoru Konstantin resmi olarak Hristiyanlığı kabul ettikten sonra pagan tapınağı bir Hristiyan mabedine döndürüldü. Hazreti Ömer devrinde sahabelerin büyüklerinden, sahabelerin en büyüklerinden olan Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin, ki Allah ona komşu olmayı nasip etsin bize, Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin yapmış olduğu bir sefer sonucunda Hatay Müslüman oldu. İslam ile şereflendi.
O zaman hani her şehirde, alınan şehirlerde, alınan kiliselerin en büyüğü kılıç hakkı olarak camiye çevrilir ya, işte burası da Hatay'ın Hazreti Ömer devrindeki fethinden sonra camiye çevrildi. Cami olarak kullanıldıktan sonra 900'lü yıllarda tekrar buraya Roma İmparatorluğu hakim olunca bir daha kiliseye çevrildi. Bu esaret, bu caminin kiliseye çevrilme esareti yaklaşık 100 yıl sürdü. Alparslan Gazi'nin, Allah onun da mekanını cennet eylesin ve bize komşu eylesin, büyük dede, büyük ced, büyük ata Alparslan Gazi'nin Anadolu'yu fethetmesinden sonra burası tekrar İslam ile şereflendi ve bir cami olan Habib-i Neccar Camii kiliseden tekrar camiye çevrildi. Uzun bir süre cami olarak kullanılan bu yapının bizim dünyamızdaki en önemli özelliği Yasin suresinde anlatılan iki kişinin İslam'ı tebliğ etmek için şehri gezerken insanlar tarafından zorbaca karşılandığı, o iki kişiyi tasdik etmek için dağ köylerinden birinin üçüncü kişi olarak ona yardıma geldiği yazar. Yasin suresinde, Allah'ın kitabı olan, Allah'ın kelamı olan Yasin suresinde böyle bir ifade vardır. İki kişi İslam'ı anlatmak için gelir. Tabii ki de Peygamber Efendimiz henüz dünyaya gelmemiştir ve bu iki kişi Hazreti İsa'nın havarilerinden başka biri değildir. Pavluslardan, Petruslardan bahsediyorum. Bunlar gerçek Hazreti İsa'ya Allah'ın kulu ve Resulü olan Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hazreti İsa'nın İslam'ı tebliğ etmek için Kudüs'ten, Mezopotamya topraklarından Anadolu'ya çıkan ve gördükleri her yerde İslam'ı Hazreti İsa'nın anlattığı, tebliğ ettiği İslam şeriatını anlatmak ister. İnanmazlar, zorbalık yaparlar. Ona, o iki kişiye yardımcı olarak onları tasdiklemek babında üçüncü bir kişi köyden inmiş ve onlara bu insanlar doğru söylüyorlar. Bunlar Allah'ın kitabını, bunlar Allah'ın kelamını, bunlar Allah'ın dinini anlatıyorlar. Biz bunlara tabi olalım demiş. Bunun üzerine zorba halk iki tane sahabeyi, Hazreti İsa'ya mensup olan iki sahabeyi ve onları tasdik etmek için köylerden, bugün hala dağlarda köyler var. Allahu alem belki de o köylerden biridir, hala var çünkü. O köylerden birinden inen biri, üç kişi, Habib-i Neccar ve sahabeler şehit edilmiştir. İçeride Hazreti İsa'nın sahabelerine ait iki sahabe türbesi bulunmaktadır. Ve onlara şahitlik yapan Habib-i Neccar adını verdiğimiz o güzel yürekli, o mert, o delikanlı, iki tane adamın hakkını savunmak için bütün Hatay'a kafa tutan o erkek adamın da türbesi içeride bulunmaktadır. Hazreti İsa'nın, İsa'nın anlattığı İslam şeriatını dünyaya duyurmak için bu topraklara gelen iki sahabesi de o iki sahabeye destek vermek için köyünden kalkıp buraya gelen
ve doğru söylüyor bunlar deyip şehit edilmeyi göze alan Habib-i Neccar da gönlümüzün efendileri, gönlümüzün yiğitleri. Biz buraya geldik, Anadolu'nun ilk camisini gördük, size de bunu anlattık. Şimdi de bu halini size gösteriyorum. Hiç mutlu değilim. Allah şahittir. Bu kadar mutsuz olarak yaptığım bir program, bu kadar isteksiz olarak yaptığım bir program yok. Şu alem, gökyüzünü süslemek için yaratılan şu alem, yanına da bayrak konulunca bizim namusumuz olan şu bayrak yere bakmamalı. Gökyüzüne bakmalı, gökyüzünü aydınlatmalı ve şereflendirmeli. Yani bu gönüller, bu bayrağı, bu alemi böyle görmeyi katlanamıyor. Bu yüzden mutsuz olarak, istemeden yaptığım bir programdır. Keşke ben bu görüntüleri görmeseydim. Keşke Allah bize bu görüntüleri görmeyi nasip etmeseydi. Ne diyelim? Kaderde, tecelligâhta bu da varmış. Ama yiğit yıkıldığı yerden kalkar. Yüzlerce defa restorasyon geçirdi. Allah'ın izniyle şu an kameranın arkasındaki Mehmet abiye de huzurunuzda soracağım. Mehmet abi, bir yıl sonra inşallah bu cami düzelecek. Bir daha gelir miyiz? İnşallah dedi. Bir yıl sonra da bu caminin düzeldikten sonraki halini size göstermek için buraya bir daha geleceğiz. Ne diyelim? Yasin suresinde anlatılan hadisenin yaşandığı yerde bulunmaktayız şu an. Bu arada her geçen gün şehit sayımız artıyor. Şimdi şehit dedim. Şehitlik sadece savaşırken şehit olanlara mahsus bir makam değil. Allah-u Teala'nın peygamberi olan Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde imanı olduğu şartıyla doğal afetlerde ölenler de şehit hükmündedir demiştir. Dolayısıyla burada ölenler de imanı olduğu şartta hepsi şehit. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.